yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhaba, ben Güleynur. MEF Üniversitesi'nde psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Bu yaz Isaac ile Kiev'e gittim. Projem yetimhanedeki çocuklarla ilgilenmek ve onlara İngilizce öğretmekti. Bu projeyi seçtim çünkü ben çocuklarla zaman geçirmeyi gerçekten çok seviyorum. Ve onların, yani yetimhanede çalışacağımı görünce projelere okurken, çünkü başka projeler de vardı çocuklarla ilgili ama yetimhanede çalışacağımı görünce başka bir istek de oldu içimde böyle. Onların elbette anne babalarının eksiklerini kapatamam. Ama daha değerli gördüm annesi babası olmayan çocuklarla birlikte zaman geçirmeyi. O nedenle bu projeyi seçtim. Proje boyunca ben aslında iki farklı yetimhanede çalıştım. Başlarda birkaç hafta farklı bir yetimhanede, daha sonra farklı bir yetimhanede. İlk çalıştığım yetimhanede kaldım tüm proje boyunca. Onun çalışanlar için bir lojmanı vardı. Gayet konforluydu. Hatta diğer Isaac'lar bizi kıskanıyordu falan. Bir günümüz nasıl geçiyordu? Sabah kalkıyorduk. Zaten direkt çalışma alanıyla aynı bahçede yaşadığımız için çok kolay oluyordu. Çocuklarla derse başlıyorduk. Onlar hiçbir şekilde Türkçe ve İngilizce bilmiyorlar. Ben de hiçbir şekilde Rusça ve Ukraynaca bilmiyorum. Sadece içlerinden böyle 15-16 yaşında olan birkaç çocuk böyle çat pat İngilizce biliyordu. Ancak o şekilde anlaşabildik. Onlar tamamen İngilizceye hakim olmadığı için, yani hiç bilmedikleri için çok ileri düzey bir şekilde de konuşamıyoruz doğal olarak. Renkleri öğrenmek, tabii oyunlarla ve böyle yaratıcı oyunlarla, yani oyun üreterek renkleri öğretmek, işte şarkı söylemek birlikte, dans etmek, vücudun bölümlerini öğrenmek, kendini tanıtmayı öğrenmek, işte aile bireylerini öğrenmek. Bunların İngilizcelerini öğrettik. Bu şekilde bir gün içerisinde birlikte bahçede top da oynuyorduk. Yani sadece böyle bir sınıf ortamı da işte orada ben tahtaya geçiyorum, bir şeyler yazıyorum, onlar da not alıyor gibi değildi. Daha çok arkadaş gibiydik. Zaten ben onlara başta ben sizin arkadaşınızım dedim ki aramızda böyle bir çekingenlik olmasın, yani bana benden çok çekinmesinler diye. Bu şekilde dans ediyorduk. Top oynuyorduk. Bazen sınıfta zaman geçiriyorduk. Böyle. Benim projemde benimle birlikte iki kişi vardı. Bir tanesi Hintliydi, bir tanesi de Türktü. Projemde benim dışımda iki kişi vardı ama elbette diğer projelerden insanlarla da tanıştık, arkadaş olduk. Hatta bir süre sonra hepimiz birlikte takılmaya başladık. Ama bu biraz geç oldu Isaac Kiev'den ötürü. Çünkü bu oraya gittiğimiz zaman bir toplantısı gibi bir şey yapmaları gerekiyor bütün projeden insanların geldiğini. Bunu ikinci haftanın sonunda falan yaptılar ve biz o zamana kadar kendi proje arkadaşlarım dışında kimseyi tanımıyordum ve her zaman böyle mi gidecek falan diye düşünüyordum. Çünkü daha önceden Isaac ile yurt dışına çıkan arkadaşlarımın tecrübelerini dinlediğimde çok farklı şeyler duyuyordum. İşte şöyle arkadaş edindik, şöyle zaman geçirdik falan diye. Ama bizimki biraz geç olduğu için o zamana kadar endişelerim vardı. Kendi projemdeki arkadaşlarımla biz zaten aynı evde kalıyorduk lojmanda, 3 kişi. Hayatımda ilk defa bu kadar uzun süre boyunca tek başımaydım. Ve güldüğüm zamanlarda da, ağladığım zamanlarda da, kendimi çok iyi hissettiğimde de, çok kötü hissettiğimde de o insanlar yanımdaydı. Ve Hintli arkadaşımla gerçekten burada bile, kendi arkadaş çevremde bile birçok insanla yakalayamadığım bir şey yakaladık. Gerçekten birbirimizi kız kardeş gibi görüyoruz. Çünkü birbirimizi o kadar iyi anlıyoruz ki belki bunun sebebi aynı evi paylaşmamızdır. Ya da belki bunun sebebi ikimiz de oradayız. Tek başımıza kendi ayaklarımızın üstünde durmaya çalışıyoruz ve zor anlarımızda hep birbirimize destek oluyoruz. Belki bizi yakınlaştıran şey buydu. Ama ben Hindistan'a gideceğim. O Türkiye'ye gelecek. Bazen böyle görüntülerimi yaparken duygusallaşıyoruz falan. Öyle. Beni duygusallaştıran birçok şey oldu. Projemle de ilgili, yani yetim çocuklarla çalışmak. Çalıştığım ikinci yetimhanede çocuklar daha küçüktü yaş olarak ilkine göre. 3 ile 13 yaş arası çocuklar vardı. Ve ben sabahları küçüklerle, öğleden sonra da büyüklerle ilgileniyordum. Şimdi oradaki çocukların öğretmenleriyle konuştuğumda işte kimisinin annesi babası yok, kimisinin annesi babası var ama ya alkolik ya uyuşturucu bağımlısı. O yüzden ailelerinden alınmışlar ve ailelerinin de onları görmek için hiçbir çaba sarf etmediğini falan anlatmıştı öğretmenleri. Ama beni çok etkileyen bir şey var ki o çocuklar 3-4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında hiçbir şekilde benimle aynı dili konuşamıyorlar. İngilizce tek bir kelime bile bilmiyorlar. Türkçe zaten bilmiyorlar. Ve ben de onların dilini asla bilmiyorum. Ama bu çok klişedir gerçekten. Hatta duyduğunuzda of falan dersiniz ama hani sevgi dili diye bir şey var ya, ben gerçekten ciddi anlamda bunu tecrübe ettim orada. Çünkü birbirimizle anlaşamıyoruz.
ama birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Şöyle bir olay yaşadım. Bahçede dans ettirdik işte çocukları. Sonra ben oturdum. Onlar kendi halinde oynuyorlardı. Birden Boğdan diye bir çocuk vardı 6-7 yaşlarında. Bir baktım böyle bahçeden papatya toplayıp getirmiş bana. O kadar duygulandım ki. Sonra geçti böyle sağ tarafıma. Onlardan ağlayacağım abi. Gerçekten ağlayacağım. Ağlayayım ne yapayım keselim. Çünkü ben tutamam. Neyse. Rating kuruna gözyaşları döküyordu falan. Saçlarım böyle topladığı çiçekleri getirdi bana. Ben tabii böyle çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Sonra geçti sağ tarafıma. Diğer arkadaşları da geldi. O papatyalardan böyle saçıma taç yaptılar ve taktılar. Gerçekten kendimi orada böyle şey gibi hissettim. Onların böyle melekleri gibi falan hissettim. Beni ne kadar sevdiklerini anladım. Çünkü yani daha önce de belirttiğim gibi hiçbir şekilde aynı dili konuşmuyoruz. Ama birbirimize dokunuyoruz, sarılıyoruz. Sabahları gittiğim zaman beni gördüklerinde gul diyorlar bana. İsmimi telaffuz edemedikleri için. Gul gul diyorlar. Böyle sarılıyorlar. I love you, I love you diyorlar. Sadece o cümleyi biliyorlar zaten. Bayağı duygulanmıştım. Hatta bundan aileme bahsederken falan da ağlamıştım. Şimdi olduğu gibi çünkü çok... Ha bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu projeye gitmek ve o çocuklarla çalışmak bende şöyle bir farkındalık yarattı ya da bilinç geliştirdi diyeyim. Orada fark ettim ki ben onlarla aynı dili konuşabilseydim onlara çok daha fazla şey katardım. O yüzden Türkiye'ye geldiğimde de okulda psikolojik kulübünün yönetimindeyim ve şey düşündüm. Yani biz de kulüp olarak böyle bir proje yapmalıyız. Hani gönüllü olarak yetimhanelerde haftada bir gün birkaç saat çocuklarla zaman geçirebileceğimiz ki insan çocukların, o çocukların özellikle hayatlarına dokunabilelim diye. Aa, bir de bir şey de anlatayım mı? Bir gün Ayze'nin başka bir projesinden Kiev'de olan bir arkadaşla dışarı çıkıyorduk akşam. Otobüse bindik ve şansa benim yetimhanede birlikte çalıştığım çocuklar da o gün geziye gitmişler. Böyle 10 kişi falan öğretmenleriyle otobüsteler. Otobüse girdiğim an böyle sanki paparazzinin karşısına çıkan bir Hollywood yıldızı gibi hepsi ayağa kalktı böyle gül falan yapıyorlar. O kadar farklı bir duyguydu ki. Gel benim yanıma otur, işte sarılıyorlar, ediyorlar. Orada gerçekten sevgiyi hissediyorsunuz yani. Herkese tavsiye ederim. Özellikle çocuklarla çalışmayı. Isaac'i okuldaki arkadaşlarımdan duydum. Çünkü daha önceden Isaac'le yurt dışına çıkmışlardı. Onların tecrübelerini dinledim ve çok hoşuma gitti. Zaten yurt dışına çıkma planım vardı ama bunu böyle başka insanların hayatına dokunarak, çocuklarla zaman geçirerek, böyle bir fırsatım olduğunu öğrendiğimde zaten direkt Isaac'le gitmek istedim. Sonra arkadaşlarım yardımcı oldu bana, okuldaki arkadaşlarım. Nasıl başvuracağım, nasıl proje tarayacağım falan. Daha sonrasında zaten iyi olduktan sonra Isaac'ten benimle iletişime geçtiler. Oradan sonraki süreç, yurt dışına gidene kadarki süreç çok rahattı. Çünkü benimle ilgilenen arkadaş gerçekten çok yardımcı oldu her konuda. Başvurduğum yerden video istediler. Neden başvurduğumla ilgili kendimi tanıtan kısa bir video. Bunu çektik, yolladık. Sonra kabul edildim zaten ve süreç başladı. Ukrayna'ya gitmek kolay aslında bayağı. Çünkü pasaport bile istemiyorlar eğer çipli kimliğiniz varsa. Öyle o süreç bayağı kolaydı yani hiçbir sıkıntı çıkmadı. Web sitesinde bir öğün yemeğin karşılanacağı yazıyordu. Ama oraya gittik böyle günler geçiyor. Hani biz ilk zamanlarda söylemek istemiyoruz. Mutlaka onlar zaten verirler falan diye. Ama böyle 3 gün oldu, 4 gün oldu. En sonunda ben gidip konuştum işte bizim böyle böyle bir anlaşmamız vardı diye. Sonra yetimhanenin müdürü bana dedi ki biz çalışanlara yemek vermiyoruz. Ben de dedim ki ama Isaac işte bize bunu sağlayacağını söylemişti. Öyle yazıyor. Sonra Isaac'i aradı falan. Ama daha sonra son haftalarımda çalıştığım ikinci yetimhanede orada öğlen yemeği vardı. Gerçekten çok kötü şeyler de yaşadım. Dediğim gibi tek başıma ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım vesaire. Ve oradaki problemlerden ötürü de çok zor zamanlarım oldu. Ama çok güzel zamanlarım da oldu. Ve her şeye rağmen iyi ki gittim. İyi ki o çocuklarla tanıştım. İyi ki bu tecrübelere sahip oldum. O yüzden kesinlikle pişman değilim. Gitmenizi tavsiye ediyorum ama tabii bazı şeyleri göze alarak gitmenizi tavsiye ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Isaac Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 5 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendime ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Bana hep yoğurt. O yüzden ismim yoğurt. Adım miydi benim?